Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size işi harika bir üçgen şal modeli anlatacağım. Belki de ilk defa göreceksiniz. Ben bayıldım. Ben de ilk defa gördüm yabancı bir sayfadan aldım. Sizler de çok beğeneceksiniz eminim. Çeyze yakışır harika. Hem ağır bir model hem de kolay ilerliyor arkadaşlar. Hem böyle e, örünce nasıl e, modeli ne yapacağınızı anlayacağınız, öyle nerede ne yapacağınızı anlayacağınız bir model. O yüzden hiç tereddüt etmeyin. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. İp olarak şöyle Angora şal ipiyle Angora, Alize'nin Angora ipiyle sizinle birlikte deneyeceğim. Pembe ile. Bir de simli Alize şal ipiyle büyük bir parçada öreceğim. Size fikir olsun diye bunu da göstereceğim. Bu da simli bir ip arkadaşlar. Böyle simsizle, simliyle ya da tüylü iple, tüysüz iple nasıl gidiyor model göstereceğim inşallah. E, tığ olarak ise 2 numara 2 milimetrelik tulip tığ kullanacağım. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu oluşturduğum yuvan içine bir dolayıp iki defa da çektim trabzan yapıyorum tığıma doladım aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum zincirle birlikte 3 oldu 2 zincir çekiyorum tığıma doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 2 zincir tığıma doladım aynı yuvaya 3 tırabzan daha yapıyorum. 2 3 2 zincir. Aynı yuvaya 3 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 3 Dönüş için 3 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. 3 tane zincir yuvası var. Şöyle çevirdim. Hemen tığıma doladım. Bu ilk yuvanın içine su taşı yapıyorum. 3 tırabzan. 2 zincir aynı yuvaya 3 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Burada 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir tığıma doladım sıradaki su taşı yuvasına 3 trabzan 2 3 2 zincir çekiyorum tığıma doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 dönüş için 3 zincir çekiyorum Evet ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum çevirdim hemen su taşı yapıyorum ilk yuvaya 3 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen ilk zincir yuvama sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki zincir yuvama alttan girerek sık iğne. Yani başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Dönüş için 3 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim bakın. 3. sıramızda bu şekilde yaptık. 3 tane tepecik oluştu. Bu tepecikler 5 tane olana kadar devam edeceğiz bu şekilde. Hemen çevirdim. Su taşı yapıyorum kenar olarak. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. şekilde 5 zincir çekiyorum 3 4 5 sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradaki zincir yuvasına tepeciye başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir kenar su taşını yapıyorum 3 trabzan hızlı yapıyorum anladığınız için 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum dönüş için 3 zincir çekiyorum Evet modelimizin 1 2 3 4. sırasını tamamlamış olduk 4 tane tepecimiz oldu şöyle çevirelim kenar su taşını yapıyorum yine 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan Evet video uzamasın arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekeceğiz. 2 3 4 5. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir. Bu şekilde her tepeciğe batarak devam edelim. Bu sırada tepeciklerimiz 5 olacak. Sırayı tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi 5. sırayı tamamladım. Tepecik sayısı bakın 1 2 3 4 5. Kenar taşını yaptım en son. Çeviriyorum. Hemen yine kenar sutaşını yapıyorum. 3 tırabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 tırabzan. Evet 5 tane tepecik olarak, e, olana kadar ördük. Şimdi bu sırada çiçek yapacağız. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ilk zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın 2 tepecik yaptık. 3 zincir çektik. Tığımıza doladık. Bu ortadaki tepeciye çiçek yapacağız. Hemen bu tepecinin önündeki yani yaptığımız sık iğnemize bakın buraya batarak bir tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Bu şekilde. Tığıma doladım. Bu yuvaya zincir yuvasını alttan girerek bir trabzan daha yapıyorum. İki tane trabzan yaptım tığıma doladım aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde sonra 3 zincir çekiyorum trabzan tepesine pipirik yapacağım yani bu şekilde tepesine başına dolamadan batıyorum tığıma doladım yine bir trabzan 3 zincir trabzanın tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum pipirik yapıyorum 10 tane trabzanlı pipirik yapacağız bu iki oldu aynı oya üçüncü trabzanımı yaptım. 3 zincir tepesine bu şekilde başına dolamadan battım. Aynı oya bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Evet. Ona tamamlayalım arkadaşlar. Trabzanlı pipiriklerimizi 10 tane olana kadar yapalım. Bakın 5 tanesini yapmışız. 5 tane daha yapalım. Evet trabzanlı pipiriklerim 10 tane olana kadar ördüm şöyle pipiriklerini sayalım 3, 6, 9, 10 tane oldu. 10 tane yaptıktan sonra tığıma doladım yine aynı yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Başta yaptığımız gibi. Tığıma doladım bir de hemen buradaki sık iğnenin üzerine batarak ikinci trabzanımı yaptım. İlmeğimi genişlettim. Şöyle çiçeğimi bu şekilde düzeltiyorum. İlk yaptığım bakın sağ taraftaki ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ilmeği aldım bu trabzanın tepesinden geçirdim bakın, çiçeğimiz şeklini aldı 3 tane zincir çekiyorum 2 3 hemen karşındaki ilk tepeciye yuvaya zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir kenar su taşını yapıyorum Evet kenar su taşını yapalım. Bu sıramız da bu şekilde ilerledi. Ee, kenar su taşını yapalım. Bir üst sıraya geçelim. Sonrasını göstereceğim. Evet çiçek sırasını tamamladıktan sonra kenar su taşını yaptım. Sonra çevirdim. Yine bir sıradaki kenar su taşını yaptım. Çiçekten sonra şöyle yanda çiçekten sonraki sırada 3 zincir çekiyorum. Kenar su taşından sonra tığma doladım. Hemen bakın karşımda su taşının 3 trabzanı var. İlk e, sol taraftaki ilk trabzana trabzan yapıyorum. Bu şekilde ya da üçüncüye diyelim. Sonra tığıma doladım. Bu zincir boşluğuna girerek 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 çiçeği kafes içine alacağız. O yüzden kafes e, şeklinde artık model yapacağız. Bu 4 trabzanla. 4 trabzanı yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 sıradaki zincir yuvasına bakın tepeciye başına dolamadan batıyorum 5 zincir 2 3 4 5 burada bakın iki tane yarım tepecik var şöyle onlara batmıyorum tam çiçeğin bakın çiçeğin ortasına gelecek şekilde batıyoruz mutlaka bu şekilde batacağız bu sırada bu yarımlara değil de çiçeğin ortasına girecek şekilde sık iğne yapalım 5 zincir 1 2 3 4 5 sıradaki tepeciye bakın bu küçüğe batmıyorum sıradakine batıyorum mutlaka 1 2 3 4 5 zincir tığıma doladım burada yaptığım işlemin aynısını buraya da uygulayacağım o yüzden hemen bu zincir yuvasına tığıma doladım 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 tığıma doladım karşımdaki ilk trabzanın tepesinde de bir trabzan yapıyorum 4 oldu 3 zincir tığıma doladım kenar su taşını yapıyorum Evet 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde kenar su taşımızı yapalım sonra bir sıraya geçip yine kenar su taşını yapalım arkadaşlar bu sıramız daha bu şekilde ilerledi Evet su taşını tamamladım sonra bir sıraya geçtim yine Kenar su taşını yaptım. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen buradaki 3. Zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığma doladım. Burada karşımda 4 tane trabzan var. ilk trabzanı bu şekilde önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Tığma doladım. Sıradaki trabzana bu şekilde önden beline dolayarak trabzan tığıma doladım sıradaki trabzana bu şekilde önden beline dolayarak trabzan tığıma doladım sıradakini de önden beline dolayarak trabzan 4 tane trabzan yaptık şimdi buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum hiç zincir çekmeden başına dolamadan batıyorum zincir yuvasına şöyle kafes olacak arkadaşlar bu şekilde kapanacak üçgen şeklinde kapanacak trabzanlarımız. Yani bu çiçeği kafes için alacak. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Evet. Karşımda trabzanlarım var. Burada yaptığım işlemin aynısını buraya yapacağım. Bu da kapanacaktı bu tarafa doğru. O yüzden sık iğneden sonra tığma doladım. Trabzana önden beline dolayarak trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana önden beline dolayarak trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine önden beline dolayarak trabzan. Doladım. Dördüncü trabzanıma da önden beline dolayarak trabzan yaptım. Beş zincir. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir kenar su taşını yapıyorum 3 trabzan 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan hızlı yapıyorum anladığınız için 3 zincir Evet bu sıramız da bu şekilde ilerliyor bu çiçeğimiz böyle bakın 5 tane olana kadar artırmıştık tepeleri şimdi 3 oldu Bunlar da bu buradakilerde 2 oldu bakın. 5 olana kadar artıracağız. Sonra oralara da çiçek yapacağız. Burada olduğu gibi. Kafeste de kapatacağız. Çevirdim. Hemen kenar su taşını yapıyorum. 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan. 5 zincir sıradaki tepeciye zincir tepeciğine başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradakine başına dolamadan batıyorum 5 zincir tırma doladım bakın burada e, modelin arka yüzünde arkadan beline dolarak trabzan yapıyoruz bu şekilde trabzanlara böyle arkadan beline dolarak trabzan yapıyoruz tırma doladım sıradaki trabzana arkadan beline dolayarak trabzan Tırma doladım sıradakini de arkadan beline dolayarak trabzan dördüncüye de arkadan beline dolayarak trabzan kafesimin böyle içe doğru yatmasını istiyorum o yüzden hiç zincir çekmeden sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum iki tepecik oldu Tığıma doladım. Yine karşımda 4 trabzanım var. Arkadan beline dolayarak ilkine trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden. Sıradakine de aynı şekilde arkadan beline dolayarak trabzan. Sıradakine de trabzan. Üç oldu. Şimdi dördüncüyü de arkadan beline dolayarak trabzan yaptım. 5 zincir. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hız ayarını yavaşlatabilirsiniz. Evet ilk tepeciye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. kenar su taşını yapıyorum. Evet 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde yapacağız yine. Evet bu sıramız da bu şekilde ilerledi. Böyle. Kenar su taşını yapalım. Sonra bir üst sıraya geçelim. Yine kenar su taşını yapalım. Evet, ön yüzün yapımını göstereceğim evet sırayı tamamladım gördüğünüz gibi arka yüzü tamamladık ön yüze geçtik kenar su taşını yaptım yine şöyle göstereyim bakın kafesin kapanmasına 2 tane tepecik kalmış burada da 3 tepeciğimiz var 5 zincir çekiyorum 1-2-3-4-5 sıradaki yuvaya başına dolmadan batıyorum 5 zincir Sıradaki yuvayı başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Tığıma doladım. 4 trabzanım var karşımda. Ön yüzde olduğumuz için böyle önden dolayarak trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 hiç zincir çekmeden sıradaki tepeceye başına dolamadan batıyorum yuvaya. 5 zincir çekiyorum. 5 zincir 2 3 4 5 zincir sıradaki tepeceye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Bakın bunda bu tarafa yatırmam lazım. O yüzden tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki trabzanı önden beline dolayarak trabzan. Sıradakine önden beline dolayarak trabzan üçüncüyü de aynı şekilde dört tane önden beline dolayarak trabzan yaptım ortadaki tepeciğim bir tane kaldı beş zincir sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum beş zincir sıradakine başına dolamadan batıyorum beş zincir sıradakine battım beş zincir kenar su taşını yapıyorum Evet. Kenar su taşını yapalım arkadaşlar. Bu sıramız da bu şekilde ilerledi. Bir sıraya geçelim. Kenar su taşını yapalım. Evet. Ön yüzden kenar su taşını yaptım. Çevirdim. Arka yüzden de kenar su taşını yaptım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Mantığı kavradınız eminim. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 5 zincir Sıradaki zincir yuvasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 5 zincir sıradakine batıyorum. 5 zincir tığıma doladım. Bu trabzanlara arka yüzde olduğum için arkadan beline dolarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen bakın burada sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden. Tığıma doladım. Bu tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Sıradaki trabzanı arkadan beline dolayarak trabzan. Sıradakini de aynı şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz. Arkadan beline dolayarak. 3 ve 4. Evet bu şekilde oldu. 5 zincir hızlı yapacağım anladınız sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradakine başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradakine batıyorum sıradakine batıyorum Evet, son olarak kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde Evet bu sıramızı tamamlayalım. Kenar su taşını yapalım. Bir süre geçelim. Yine su taşını yapalım. Sonrasında göstereceğim. Evet arka yüzü tamamladık. Ön yüze geçtik. Buradaki bakın tepecikler 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Burada 5 tane olunca ne yapmıştık? Çiçek yapmıştık. Yani bu sırada da hem buraya hem buraya çiçek yapacağız. Buradaki de 5 tane oldu. Bu da gördüğünüz gibi tamamen kapandı. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 2 tane tepecik yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bakın buradaki karşımdaki ilk sık iğnenin tepesine 1 dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım bu sefer zincir yuvasına batarak alttan girerek trabzan tığıma doladım. Yine aynı oya bir trabzan yapıyorum. Bu sefer tepesine pipirik yapıyorum. 3 zincir tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Aynı oya bir trabzan. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 10 tane trabzanlı pipirik yapacağız. Aynı oya bir trabzan. 3 zincir tepesine pipirik yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Evet trabzanları trabzanlı pipiriklerimizi ona tamamlayalım. Evet ona tamamladım. Şöyle beraber sayalım. Trabzanlı pipiriklerimizi sayıyoruz. 3, 6, 9, 10 tane oldu. 10 tane olduktan sonra başta yaptığımız gibi 2 tane trabzan yapacağız. Tığıma doladım. Hemen yuvanın içine bir trabzan. Tığıma doladım. Buradaki sık iğnenin tepesine bir trabzan. İlmeğimi genişlettim. Şöyle çiçeğimi düzeltiyorum. Şöyle bu şekilde ilk trabzanıma sağ taraftaki ilk trabzanıma tepesini tığım batırdım ilmeğimi aldım trabzan içinden geçirdim evet çiçeğimizi yapmış olduk 3 zincir çekiyorum sıradaki bakın tepeciğe başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum 5 zincir ee, bir dakika ben bir modeli bakayım evet şimdi şöyle bakın 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tığma doladım karşımda 4 tane trabzanım var şöyle ilkine önden beline dolarak trabzan yaptım ikincisine yapıyorum üçüncüsüne de önden beline dolarak trabzan yaptım 3 tane yaptıktan sonra tığma doladım sıradaki trabzana yine önden beline dolayarak giriyorum ilmeği aldım doladım ikisinin içinden geçtim yarım trabzan yapıyorum iki teli tığında duruyor tığıma doladım karşıdaki ilk trabzanın bu şekilde girip önden beline dolayarak ilmeği aldım doladım ikisinin içinden geçtim tığımda 3 ilmeğim var dolayıp 3'ün içinden geçiyorum mutlaka bu işlemi yapın arkadaşlar yoksa açılma olur şimdi tığıma doladım sıradakine yine önden beline dolayarak trabzan Sıradakine önden beline dolayarak trabzan. Sıradakine önden beline dolayarak trabzan. Evet tamamen kapatmış olduk. 5 zincir çekiyorum. Sıradaki boya başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradaki boya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Çiçek yapacağız. Bakın iki tane tepecik yaptık. Sonra 3 zincir çektik. Burada yaptığımız işlemin aynısı tığıma doladım hemen sık iğnenin tepesine bir trabzan tığıma doladım zincir yuvasına bir trabzan tığıma doladım hemen yuvaya bir trabzan 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum trabzanlı pipirik yapıyoruz yine 10 tane hemen bir trabzan 3 zincir tepesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum Evet trabzanlı pipiriklerimizi ona tamamlayalım Evet 10 tane trabzanlı küpürük yaptım yine beraber sayalım bakın 3 6 9 10 tane oldu. Başta olduğu gibi iki tane de trabzan yapacağım. Hemen aynı yuvaya bir dolayıp iki defa da çektiğim bir trabzan tığımı doladım. Bir de sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yaptım. İlmeğimi genişlettim. Şöyle çiçeğimin şeklini veriyorum. Bakın bu şekilde. Sağ tarafta ilk başlarken yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ilmeği aldım bu trabzanın içinden geçiriyorum 3 zincir sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 5 zincir kenar su taşını yapıyorum 3 trabzan 2 zincir Evet bu sıramızda bu şekilde ilerledi kenar su taşını tamamlayalım bir üst sıraya geçelim yine kenar su taşını yapalım modelin arka yüzünü göstereceğim evet modelin ön yüzündeki kenar su taşını tamamladım şöyle çevirelim arka yüzündeyim ne yapmıştık arkadaşlar çiçekten sonra bakın çiçek yaptıktan sonra burada şu kenardan 4 trabzan yapmıştık çiçek yaptıktan sonraki sırada yine aynı o sıradayız şöyle çeviriyorum su taşından sonra 3 zincir çekiyorum tığıma doladım bakın burada karşımda 3 trabzan var 3. trabzanın tepesine batarak trabzan tığıma doladım zincir yuvasına batarak 1 2 3 trabzan daha yaptım toplamda 4 oldu 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradaki bakın Burada sıradakine batmıyoruz. Buradaki yarıma batmıyoruz. Çiçekten sonraki sırada bu ortaya batarak bakın. Buraya batmıyorum ortasına. Bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Evet, şu küçüğe batmıyorum. Bir sonraki tepeciğe batıyorum. 5 zincir. 2 3 4 5. Evet, burada sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Burada artık şöyle göstereyim ön yüzden. Ee, bu dört tane trabzanımız ön, önden doladığımız trabzanlarımız bu sefer böyle açılacak. Yani bu çiçekleri kapatacak arkadaşlar. Buradan da şöyle başladık gördüğünüz gibi. Şöyle bu şekilde kafes kapanacak. Bu da bu şekilde kapanacak. Ortada da zaten doğal olarak açılacak. Üçüncü sıra çiçek yapmak için ortadaki açılacak bunlar bu şekilde kapanacak. Evet yani 5 zincirden sonra başına dolamadan battık ve tığıma doladım. Arka yüzde olduğum için 4 tane arkadan beline dolayarak trabzan yapıyorum. Bir zincir çekmeden 1 ikinciye batıyorum. 2 iki, sıradakine 3 dördüncüye de bu şekilde arkadan beline dolayarak trabzan yaptım. Burada 3 zincir çekiyorum ki ortaya da 5 tane tepecik olunca çiçek yapayım. Tığıma doladım 3 zincirden sonra karşında yine 4 trabzan var. İlkine arkadan beline dolayarak trabzan. ikincisine trabzan arkadan beline dolayarak. Üçüncüsüne trabzan. Dördüncüye trabzan. Evet. Bu sefer kanatlar bu tarafa doğru kapanacağı için sıradakine başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Şöyle bakın çiçeğin arkasında ne yapıyorduk? Tam ortaya çiçeğin ortasına bu çiçeğe batmıyorduk. Ortaya başına dolamadan batıyorduk. 5 zincir. Sıradaki oya batıyorum. 5 zincir. Tırma doladım. Bu son yuvaya 3 trabzan başta olduğu gibi 2 3 tığıma doladım burada karşındaki ilk trabzan tepesinde de trabzan yapıyorum 3 zincir kenar su taşını yapıyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde Evet kenar su taşımızı yapalım sonra bir üst sıraya geçelim yine kenar su taşını yapalım göstereceğim sonrasını. Evet kenar su taşını yaparak bir üst sıraya geçtim görüntü bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum kenar su taşından sonra 1 2 3 4 5 hemen ilk zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir 2 3 4 5 tığıma doladım karşında 4 trabzan var ön yüzde olduğum için önden beline dolayarak trabzan. 1 sıradakine ikinci sıradakine üçüncü sıradakine dördüncü trabzanımı yaptım burası açılacağı için hemen hiç zincir çekmeden sıradaki bakın yuvaya başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum 5 zincir şöyle sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradakine batıyorum. Bu da buraya doğru sağa doğru kapanacağı için tırma doladım. Hemen sıradaki trabzana önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Sıradakine önden beline dolayarak trabzan 2 oldu. Sıradakine 3. Sıradakine dördüncü yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 5 zincir, tırma doladım. Yine karşında 4 trabzan var. Önden belirledi olarak trabzan 1, 2, 3 ve 4. Sıradaki yuvaya hiç zincir çekmeden başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir sıradakine batıyorum 5 zincir sıradakine batıyorum karşımda 4 trabzan var tığımı doladım 4 tane önden berine dolayarak trabzan 1 2 3 ve 4 5 zincir hemen yuvaya başına dolamadan battım 5 zincir kenar su taşını yapıyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde bu sıramızda bu şekilde ilerledi Evet burada bakın nasıl kapattıysak bunlar açılacak Bunlar da bu şekilde yaprak çiçekler üzü çiçeklerin üzeri kafeste kapatılacak arkadaşlar sırayı tamamlayan bir üst sıraya geçelim sonrasını göstereceğim Evet sırayı tamamladım çevirdim bir üst sıraya geçtim 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum bunlar 5 tane tepecik olana kadar devam edeceğiz 2 3 4 5 sıradakine başına dolamadan batıyorum 5 zincir arka yüzde olduğumuz için bu trabzanları görünce arka yüzde arkadan beline dolayarak trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 Hemen sıradaki yuvaya bakın. Hiç zincir çekmeden başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Karşımda o 4 trabzanım var. Gördüğünüz gibi arkadan beline dolayarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 5 zincir 2 3 4 5 sıradaki uya başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradakine batıyorum 5 zincir karşında yine 4 trabzan var arka yüzde olduğum için arkadan benimle dolayarak trabzan 1 2 3 ve 4 sıradaki boya başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradakine başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradakine batıyorum Evet burası kapanacağı için hiç zincir çekmeden tırma doladım trabzanımı arkadan beline dolayarak trabzan 2 3 ve 4 5 zincir 2 3 4 5 sıradaki boya başına dolamadan batıyorum 5 zincir sıradakine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir 3'de gelmedi kenar su taşını yapıyorum evet, şöyle göstereyim ne yaptık bu şekilde arka yüzden bu şekilde şu çevireyim. Ön yüzde bakın. Kenar taşını yapacağız. Bir sıraya geçeceğiz. Sonra bakın 3 taneydi tepecik. Buradaki tepecikler 5 tane olana kadar yapacağız. Buradaki de tamamen kapanana kadar yapacağız arkadaşlar. Bu üç tane de 5 tane olacak. Yani üç tane çiçek olacak. Ee, bu tamamen kapanırsa bunlar Bunlar da 5 tane olana kadar açılırsa 3 tane çiçek yapacağız. Artık bilirsiniz siz 5 tane buradaki tepecikler 5 tane olana kadar. Bunlar da kapanana kadar örelim. Sonrasını size göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bakın burada arka yüzde şöyle kapattım. Buraya 4 trabzan yaptıktan sonra arkadan beline dolayıp başına dolamadan battım. Hiç zincir çekmeden 4 tane trabzanı arkadan beline dolamadan dolayarak battım. Buradaki tepeciklerim de 5 tane oldu. Yani çiçek sırasındayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın 1 2 3 4 5. 3 tane çiçek yapacağız. Evet, şöyle kısaca burayı da anlatmak istiyorum. 1 2 3 4 5. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 5 zincir sıradakine başına dolamadan batıyorum 1 2 3 zincir iki tepecikten sonra hemen buradaki sık iğneye bir trabzan ve yuvanın içine bir trabzan iki trabzan yaptıktan sonra 10 tane trabzanlı pipirik yapıyorum İlkini yaptım Evet 10 tane trabzanlı pipirik yapalım çiçeğimizi tamamlayalım arkadaşlar şöyle burayı belki anlamamışsınızdır diye burayı göstereceğim size buraya kadar gelelim Evet gördüğünüz gibi çiçeğimi yaptım. Buradaki trabzanların öncesine kadar geldim. En son 5 zincir çektim. Burada çiçek sırasında bu şekilde yapacaksınız. Bu trabzanlara gelince 5 zincir 3 tane önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. yarım yapıyorum. Bakın tığıma doladım. Sıradaki trabzanı önden girdim. İlmeği aldım. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. Karşıdaki ilk trabzanın Yine önden beline dolarak giriyorum İlmeği aldım doladım ikisinin içinden geçtim tığımda 3 ilmeğim var dolayıp 3 ilmeğin içinden geçiyorum Mutlaka bu işlemi yapın yoksa ayrık olur Tığımı doladığım 3 tane önden beline dolarak trabzan, 5 zincir Sıradaki tepeciği başına dolmadan battım 5 zincir sıradakine battım 3 zincir hemen sık iğneye bir trabzan çiçek yapacağız sıradaki yuvaya trabzan aynı yere trabzan 3 zincir tepesine pipirik Evet bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar burayı öğrendiniz eminim sırayı tamamlayalım sonraki sırada ne yapacağız onu göstereceğim Evet gördüğünüz gibi bu sırayı tamamladım 3 tane çiçeğimi yaptım şekli bu şöyle çeviriyorum Evet çiçekten sonraki sıra ne yapıyorduk 3 zincir çektik kenar su taşından sonra hemen bakın karşımda 3 trabzan var su taşın 3 trabzanı şöyle sonuncuya trabzan yapıyorum tığıma doladım bu zincir boşluğuna da 3 trabzan daha yapıyorum 2 3 5 zincir 2 3 4 5 Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 5 zincir. Ne yapıyorduk? Çiçekten sonraki sırada buraya batmıyoruz. Çiçeğin arkasındaki bakın buraya tam ortaya batıyoruz başına dolamadan. 5 zincir. Buraya batmıyorum. Büyük tepeciğe batıyorum. 5 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. Başına dolamadan Evet. Ne yapacağız? Bakın burada artık çiçeğimizi yaptık. Bu şekilde kapanması lazım. O yüzden hiç zincir çekmeden dört tane arkadan beline doladım. Doladığım trabzan yapıyorum. 1 2 3 şöyle 4 arada da 3 zincir çekiyorum açılsın diye 3 zincir karşıdaki trabzana yine arkadan beline dolayarak trabzan 1 2 Sıkmak da istemiyorum ama daha iyi anlatabileyim diye. Yarım kalmasın modelleriniz. Evet 4 trabzandan sonra hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Buranın açılması lazım. O yüzden 5 zincir sıradaki tepeciğe başına dolamadan 5 zincir çiçeğin tam ortasına gelecek şekilde batıyorum. 5 zincir sıradaki bakın buna değil bir sonraki tepeci böyle 5 zincir sıradaki yuvaya hiç zincir çekmeden 4 tane arkadan beline dolayarak trabzan şöyle 1 2 3 ve 4 3 zincir yine dört tane arkadan bir net olarak trabzan burası açılacak artık 2 Evet ipim dolaştı Evet şöyle 3 ve 4 5 zincir Pardon burada ne yapıyorduk açılması için hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorduk. Sonrasında 5 zincir. Tepeciye batıyorum 5 zincir. Çiçeğin ortasına bakın bu şekilde batıyorum. 5 zincir. Kenardaki bak buraya değil. Sıradaki tepeciye batıyorum 5 zincir tığımı doladım buraya 3 trabzan başta olduğu gibi hızlı yapıyorum anladınız tığımı doladım son olarak ilk trabzanın tepesine de trabzan yapıyorum 3 zincir kenar su taşı 2 zincir 3 trabzan 3 zincir Evet yeterli sanırım arkadaşlar bakın şöyle Artık bu çiçeklerimizin üzeri bu şekilde kapanacak, bu kapanacak, kapanacak. Bu ortadakiler açılacak. Bir sonraki sırada dört tane çiçek olacak. Bu aradaki kutucuklar, tepecikler beş tane olunca dört tane çiçek olacak. Şuraya bir tanesi, bir, bir tanesi buraya 2 3 4 Bu şekilde devam ediyor. Böyle. Evet dediğim gibi bu şekilde devam ediyor yeterli boyuta gelene kadar örersiniz ee, şöyle 15-16 tane e, çiçek yeterli diye düşünüyorum ama yine de omzunuza atarsınız arkadaşlar böyle harika bir model gördüğünüz gibi muhteşem tam çeyizlik pembeyle de çok hoş çok güzel oldu şöyle size simli e, krem iple şalip ile ördüm onu göstereyim bakın bunu da bu şekilde Harika oldu. 6 tane bakın. 1 2 3 4 5 6 tane çiçek olana kadar ördüm. Böyle muhteşem. Hem çok zevkli. Böyle anlarsınız arkadaşlar. Ben en ince ayrıntısına kadar anlattım ama siz mutlaka kavramışsınızdır. Takılmayın diye biraz uzun gösterdim. Şöyle simli olduğu da pek belli olmuyor sanki böyle muhteşem bir model. Son olarak da arkadaşlar şöyle bakın. Bu sırada bitirirsiniz. Bakın son tepeciğe arka yüzden batmışım. Başına dolamadan batmışım. Tekrar hiç zincir çekmeden 4 tane trabzan yapmışım. Böyle bu şekilde bitirirsiniz. Son sırada bir de sık iğne gidersiniz. Kenar olarak sık iğne ya da pipirikli sık iğne de yapabilirsiniz. Size kalmış kenarına püskül yapabilirsiniz. Püskül yakışır. Çiçek de yapabilirsiniz. Dediğim gibi size kalmış. Muhteşem. Böyle Işıktan dolayı da tam rengi de belli olmadı ama. Ama krem tam kendini belli etti. Ay krem diyorum pembe. Çok zarif durdu. Krem simliyip de muhteşem oldu arkadaşlar. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğeni paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ilerlemek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Facebook'tan, Instagram hesabımdan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Instagram hesabım Ören Hanım Emine. Profil resmim aynı Facebook sayfamda Ören Hanım adında. Yine profil resmim aynı. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.